neler gördük neler. Unutmayanlar unutkanları hatırlatsın. Bilenler bilmek istemeyenlere ısrarla anlatsınlar. Ya Churchill ya naylon ayakkabılarımız. Ayak bileğimize kadar gömülen tozlu yollarda geçti çocukluğumuz. Surun menbaını Mamanda'da, musluğu altı ölüklü çeşmede, gofreti Ruslarda, foteli inkılap kalıntılarında, tüyünü Almancı'da, gazeteyi piknik artıklarında gördü çoğumuz. Elektriğin şalkını ilkokul dörtte, ucundan kopardığımız pazar ekmeğini haftada bir yediğimiz şamardan biliriz. Sakızlı çerçicide, kumaşı bohçacıda, parayı sümüklü böcüde. Şekeri bayramda, sütünü davar ağlında, süt tuzunu marşal yardımlarında tanımış nesiliz. 50'li yılların başlarında portakalda vitamin, sonlarında cenin, 60 ihtilalinde sabi, 70'li yıllarda siyah önlüklü, beyaz yakalı ilk mektepli, başı şapkalı, orta mektepli talebeleriydik. Muhtırayı babamdan 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nı transistörlü radyodan köy odasının altında dinledik biz. Büyüdük, lisel olduk. Demirel gidiyor, Ecevit geliyor. Ecevit gidiyor, Demirel geliyor. Gün tüp gaz, benzin, mazot kuyruklarında bitiyordu. Sigara kara borsada, ihracat kitaplardaydı. 73 sente muhtaç hallerdeydi ülkemiz. Sayısız sol fraksiyon kurtarmış bölgeler, gün sazaklar, uğurmuşlar. Solun kan haberinden sağ, sağın akan kanından sol keyif alıyor. Bölündükçe büyüyordu cehaletimiz. Vesayetçi kurumlarımız yanar döner adaletimiz. Pol derli, pol birli polislerimiz. Dağlara, taşlara adı yazılı kara olanımız. 8 kere gidip 9 kere gelen Demirel'imiz. Güneş Motel, 11'lik alavere, dalavere, alt takkeyi, bel külahı, cürcünaya bakıyor. Mercek hükümetleri, koalisyonlar, seçilemeyen cumhurbaşkanı, yüzlerce çatışma, binlerce ölü. Binaenaleyh 12 Eylül darbesi. Kaşla göz arasında 18 solcu, 8 sağcı asılıverdi. Aylar önce mektupla darbe tehdidi alan hüdük siyasetçilerin şakşakçılarıyken birden dönüverdik. Kıvırdık, meydanları doldurduk. Çılgınca darbeye alkışlar olduk. Binaenaleyh hepimiz. Gözümüz kör, aklımız firardaydı. Gördüğü işkenceden ölen üçücü, sürülen solcu, Seydişehirli yiğitleri bile görmedi gözlerimiz. Halimiz neyse, layığımız oydu bizim. Bir sağdan, bir soldan astık diyen celladımızı %91.37 ile getirdik başa. Çok şükür. 8.63 ile hayır dedi bu elim. Laikliğin ve demokrasinin Yılmaz savunucusu Günaydın gazetesi, ilk idam edilen solcu Necdet Dadalı ve ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu için iki terörist dar ağacına titreyerek çıktılar başlarını keyifle atarken, saklambacı davesi için para veriyorum. Para verip alıyorduk Günaydın'ı biz.
ANAP hükümetleri, MC hükümetleri ve Türkiye neler çekti bu zihniyet yüzünden? Hatırlayın kumpas. Yıl 1998. Murat Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ve kapatılan Refah Partisi. Ya sonrası? Murat Savaş, DSP'ye katıldı. Olmadı, CHP'den milletvekili adayı. Necdet Sezer, hop, Cumhurbaşkanı. Kimler ne için çalışmış, nereye çalışmış? Ya bugünlerde HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanaloğlu, Milli Nizam, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi kapatılırken rolü neydi? 12 Eylülcüler yargılanamaz derken hangi demokratik unsurları yargıladı? Unutkanız biz, unutkan. ...28 Şubat sürecini, Batı Çalışma Grubu'nun fişlemelerini, ikna odalarını, Nur Serterleri, başörtülü kızlarımızın okullarından atılışını, kışlalara annelerin sokulma işini, Amerika'dan balans ayarı yaptık diyen Zohri'yi, İktidar Partisi'nin kendi siyasal çizgisinden bir ismi Cumhurbaşkanı'na seçmesi engellemek için düzenlenen suni cumhuriyet mitinglerini, 27 Nisan bildirisini unuttuk biz. Unuttuk. Daha birçok şeyi unuttuk. Çok yakında 15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit edildiği ihaneti de unuturuz biz. Ne güzel günlerdi değil mi o günler? Adalet mülkün temeliydi. Demokrasimiz harikulade. Üniversitelerimiz ilim yuvasıydı. Yağ, çay, mazot, pirinç kuyrukları vardı ama refah içindeydik hepimiz. Hastaneler tam teşekküllü, eczanelerde hiç kuyruk yoktu değil mi? Devalüasyon ne ki? Gecede %8.000 liraydı faizimiz. Gece limon satardı öğretmenlerimiz. Geldik 2002'ye. Çok teşekkür ederiz. Ekonomimiz ilk 4 yılda 7.2 oranında büyüdü. Kalan kısmını %3.5 ile devam ettirdik. IMF borcumuzu bitirip esaretten kurtulduk. Ne yağ kuyruğu, ne çay, ne de benzin kuyruğu gördük. Denizin altından Marmara, üstünden köprüler, yollar, tüneller, hızlı trenler, havaalanları, hastaneler, çöpsüz İstanbul, üniversiteler, bedava ders kitapları, bitmeye yüz tutan terörizm, nükleer hamleler, doğalgaz anlaşmaları, engellere yapılan hizmetler, hizmet odaklı belediyeler, dünya, beşten büyük resimleri çektik. Davos'u terk ettik. Ezilmişlikten kurtulup dik durur hale geldik. Savunmamız millileşti. İrtica haberleri bitti. Ve daha birçok başarıya imza atıldı. Bunları asla unutmayız. Unutturmayız. Yok sayan nankör, reddedene hain deriz biz. Lakin gittikçe azalıyor güvenimiz. Liyakatta sekte vermeye, istikrarda tökezlemeye başladınız. Mental yorgunluğu başladı dediniz. Yorgunları, pişkinleri, sorumluluk duygusu olmayanları, faydacıları baş tacı ettiniz. Adalet çizginizden kaymaya başladınız. Merkeziyetçi anlayışta çakılı kaldınız. Arka kulak vermiyor, biz yaptık oldu diyorsunuz. 28 Şubat'ın ödüklerine can verip
eziyetini çekenleri görmezden geliyorsunuz. İster kızın, ister dost gözü görün yazdıklarımı. Ama varsın kızsınlar. Bak Hakkı Bazi ne yazmış desinler. İsim isim bilirim pragmatik bu tipleri. Zaten ne zaman doğru yazsam, ne zaman gerçekleri yazsam beni karalamaya, değersizleştirmeye çalışan nemacılarla karşılaştım. Yılmadım. Yılmayacağım. Israrla yazıyorum. AK Parti yüzüne dönmediği müddetçe bir değil 10 Ayasofya yazsa asla ve asla eskisi gibi olmayacak. Kişilik ve şahsiyetinden şüphe duymadığımız nice güzel insan var ama tam tersi olanlar da var. Hem arananlar, daireyi masajcılar uzaklaştırılmadığı müddetçe AK Parti geçmişteki gibi asla güçlü olmayacak. Görüşler sadece benim görüşlerimi sen anlardın. Şu küçücük ilçede bile binlerce kırgın var. Bilhassa sormayın son günleri. Katmerli geliyor zamlar. Akşam araba aldığın para pul oluyor sabaha. Bisiklete yetmez oluyor akşama. Hem ağla hem donunu bağla. Bugünlerde geçmişi ve geçmişini sanırım en çok siz unuttunuz. Allah sonumuzu hayra getire. Thank you.